Ben içimden öğretmen olmasını isterdim. Bir bayan için en ideal meslek gibi düşünürdüm. Anne olabilir miyim? Hani onu meslek zannediyordu herhalde. Onu da olabilirsin diyordum. Anne ben gelinlik giymek istiyorum çok diyordu. Hatta ona abisinin sünnetinde gelinlik yaptırdım, giydirdim. O her genç kızda veya çocuklarda olan bir meraktı galiba. Çocuğum küçükken çok sakindi, pek fazla yaramazlığı yoktu. Burcu annemlerdeyken annem el makinesinde dikiş döküyor. Burcu da kesip biçmeye çok meraklı bir çocuktu. Bebek elbiselerini bile hep keser, bebeklerin üzerine yapardı. Ve ortaokul son sınıfa kadar da hep böyle bebekleriyle oynamayı çok seviyordu. Annemin sırtında o makine dikerken bir şeyler kesiyor ama ne kesiyor annem demiş, farkına varamadım. Birden pat diye ceketini boydan boya kesmiş annemin, iki kolu önüne düşünce ha şimdi oldu falan demiş. Annem de yazık onu daha yeni örmüş o ceketi. Ben onun doğumunda böyle babasına benzesin, esmer olsun diye, kızlarda esmer tenleri, kendim beyaz olduğum için çok seviyordum. Esmer tenli, siyah gözlü, siyah saçlı olsun diye doğduğunda çok mutlu oldum. Tıpatıp bana benziyor. Sakinlik açısından babasına çekmiş. Sakinliği bana çok benzer. Ama dar canlı, heyecanlı, efendim her şeyin vaktinde, zamanında olması, yerli yerine gelmesi, dakik olması açısından da her iki çocuğumda bana çekmişler ve keşke sana çekmeseydik diyorlar. Çünkü ikisi de çok heyecanlı tip benim gibi. İkisi de çocuklarımızı ayırt etmeyiz şu zaman da. Yani kız oldu diye bir engelleme, bir kısıtlama. Mesela bir erkek arkadaşıyla aman görürsem şu olur gibi hiçbir şeyimiz olmadı. Hiç hissettirmedim. Burak yalnız yaşadığı için benden güzel, benden öğrendi ama son derece güzel yemek yapar, evde titizdir falan. Burcu da o konuda biraz daha relaxtır ama evinde son derece düzenlidir. Çocukların organik beslenmesini ister, yerde bir çöp dahi olmasını istemez. Daha geçen hafta torunumun doğum günü vardı. Orada tabii sarıldık. Sevincimizi belli ettik. Babasının yaş günü 26 Ekim'di. Torunumunki de 23 Ekim'di. O zaman ve bu geçtiğimiz cumartesi günü beraberdik. O zaman kucaklaştık. Vallahi simsiyah saçlarıyla doğdu. Yani inanılmaz bir mutluluk olayı benim için, inanılmaz bir coşku. Elbette ki doğduğu an, mezun olduğu an, yani bunlar hep gurur verici, iftihar edici şeylerdi. Ve iyi bir çocuk olması, çok uslu, sakin olması, her şeyini danışarak yapması bana çok büyük mutluluk veriyordu. Kızımı çok seviyorum. Onun biraz daha sakin olmasını, daha relax düşünmesini, her şeyi. Her şeyi biraz daha oluruna bırakmasını istiyorum. Yani çocuklarına, işte etrafına o kadar titizlenmemesini istiyorum. İş konusunda da titiz. Her şeyi zamanında yapmak istiyor. Ve Burcu, biliyorum ki işini evinden daha çok seviyor. Yani orada kaldığı müddetçe kendini unutuyor. Eve geldiği zaman da anne olduğunu hatırlıyor. Güzel kızım, seni çok seviyoruz. Hayatın boyunca mutlu olmanı istiyoruz. Çocuklarının senin gibi, sizler gibi iyi yerlere gelmesini istiyoruz. İnşallah bu dileklerimiz yerine gelir. Sağlık öncelikle tabii. Sağlıklı yıllar, uzun yıllar diliyoruz.